Sıradayız. Ankara'ya bir kargomuz vardı. Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı, bugünün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Murat Kurum'a bu yapı kayıt belgesini postayla biz göndermek istiyoruz. Onun için geldik. Evet, biraz büyük yaptık ki dikkatlice okunsun. Tamam, biz teslim ettik. Tamam başkanım, biz gerisini hallederiz. Tamamdır. Biz takip edersiniz. Tamam, teşekkür ederim. Yerine ulaşacağına eminiz değil mi? Evet, evet. Şimdi önemli şimdi. Yani yerine ulaşması. Tamam, teşekkür. Olması açısından bu çok kıymetli. Biz de bugün bu konuya dikkat çekmek ve neden asrın ihmali dediğimizi iyi anlatabilmek açısından burada PTT önünde toplandık. Çünkü birazdan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı'na bir mektup yollayacağız. Yollayacağımız mektup da şudur. Bu çıkarılan imar affıyla ve imar barışıyla çıkarılan aflar adeta vatandaşımızı, milletimizi kaçak yapılaşmaya teşvik etmekte ve bu kaçak yapılaşmada maalesef deprem ülkesi olan Türkiye'de herhangi bir deprem anında da on binlerce canımıza mal olmaktadır. Milletimizin barınma ihtiyacının karşılanmasına, milletimizin barınma ihtiyacının giderilmesine elbette ki devlet, hükümet, belediyeler yardımcı olmadı. Bununla alakalı en ufak bir köstek olacak veya buna itiraz edecek bir durumumuz yok. Fakat barınma ihtiyacının karşılanması, yapılan kaçak yapıların imar affı veya imar barışıyla affedilmesi ve yeni kaçak yapıların teşvik edilmesiyle olmamalı. Öyle olduğu zaman da 2023 yılında 6 Şubat'ta gördüğümüz manzarayla maalesef karşı karşıya kalıyoruz. Asrın ihmaliyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla biz Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın uyguladığı, Murat Kurum'un uyguladığı bu imar affının, imar barışının yayınlandığı, resmi gazetede yayınlandığı bu belgeyi birazdan kendisine PTT vasıtasıyla yollayacağız. Bunu artık SKM ofisine mi asar, seçim koordinasyon merkezine mi asar, kendi ofisine mi asar? Fakat bunun, bu oy uğruna alınan bu kararların, seçim kazanma uğruna yapılan bu opportunist, fırsatçı tavırların milletin canına mal olduğunu belki her gün hatırlar da bir kez daha aynı hatanın, aynı yanlışın içine düşmez. Birazdan PTT'den bunu kendisine göndereceğiz. Tabii asrın ihmali diyoruz. Neden? Çünkü 53.537 insanımızı kaybettik. Onu da söyleyeyim. Bugün bu kaybımızın net olarak ne olduğunu bile ifade etmekte sıkıntı çeken veya tam olarak ifade edemeyen bir iktidarla ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve bu şehri depremden kurtaracağını iddia etmiş bir zihniyette karşı karşıyayız. 53.537 canımızı biz 6 Şubat'ta kaybettik. Asrın ihmali diyoruz. Neden? Gerekli denetimler yapılmadı. Gerekli tedbirler alınmadı. Deprem olduktan sonra müdahalede maalesef gecikildi. Ama müdahalenin kendisinden çok yıllar içerisinde bu gerekli tedbirlerin alınmaması, yıllar içerisinde bu gerekli önlemlerin alınmaması 53.537 vatandaşımızın hayatına mal oldu. Ve tabii devamında da bitmedi. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 ayrı önerge verdik. 3 ayrı bakanlığa. Bunlardan bir tanesi Çevre Şehircilik ve İklimden Sorumlu Bakanlığa verdik. Vermiş olduğumuz önergenin içerisinde yer alan sorular şunlardı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Hatay'daki konteynerlarda yaşayan bir vatandaşımız gece tuvalete gitmek için konteynerinden çıktı ve gecenin o karanlığında
düştü. Başına aldığı ağır bir darbeyle yaralandı ve maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu konteyner kentlerde yaşama şartları çok zor. İnsanlar en tabii ihtiyaçlarını karşılarken bile canından olabiliyor. Ve biz bakana şu soruları sorduk. Bu konteyner kentlerde gerekli tedbirler alındı mı? İkinci kışını geçirmekte olan vatandaşlarımızın bu zor ve sıkıntılı soğuk şartlarda yaşayabilmesi için ne tür önlemler aldınız? Sorduğumuz ikinci soru buydu. Bu konteyner kentlerden milletimiz, depremzedeler ne zaman kurtulacak ve yeni konutlarına ne zaman kavuşacak? Bu da sorduğumuz bir diğer soruydu. Ama tahmin edin ne oldu? Cevap alabildik mi? Alamadık. Bir diğer soruyu Milli Eğitim Bakanı'na gönderdik. Bölgede eğitim gören çok sayıda üniversite öğrencisi arkadaşımız var, gencimiz var. Bunların eğitimleri ne olacak? Çünkü bir açıklama yapılmıştı. Denmişti ki 2024'ün Eylül ayında, Ekim ayında üniversite öğrencilerimiz eğitim hayatına kaldığı yerden devam edecek. Fakat söylenen bu cümleye, bu beyana rağmen Eylül ayında bir açıklama yapıldı ve bu üniversite öğrencilerin uzaktan eğitim alacağı söylendi. Bu üniversite öğrencilerin kaldığı yurtlar şu anda ne durumda? Bu öğrenciler oralarda kalabilecek mi, kalıyorlar mı? Bölgede okuyan öğrencilerin KYK kredileriyle ilgili herhangi bir düzenleme yaptınız mı, yapmayı düşünüyor musunuz diye herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının son derece normal sorabileceği soruları sorduk. Ama tahmin edin ne oldu? Cevap alamadık. Bir diğer sorumuzu Adalet Bakanı'na yönelttik. Soru önergesi verdik. Ve Adalet Bakanı'na şu soruyu sorduk. Samandağ'da, Hatay'da ve birçok yerde yıkılan bazı binalar var. Mesela bunlardan bir tanesi Hacı Ömer Apartmanı. Ve bu apartmanın yıkılmasıyla 60 kişi hayatını kaybetti. Ve bu binayı yapan kişi aynı zamanda Ebrar sitesinin de müteahhit. Ve bu kişi tutukluyken bir bilirkişi raporu yayınlanıyor. Ve bu bilirkişi raporunda tali sorumluluktan bahsediliyor. Asli sorumlu olmadığı beyan ediliyor. Ve bir anda tutukluluk hali sona eriyor. Avukatlar yani mağdurların, hayatını yitirmiş vatandaşlarımızın, yakınlarının avukatları bunu savcılıktan daha sonra öğreniyorlar. Adalet Bakanı'na şu soruları yönelttik. Bu bilirkişi raporu hangi gerekçelere dayanıyor? Bu bilirkişinin böyle bir iddiada bulunma yetkisi var mı? Ana sorumlular ortadayken hangi gerekçelerle siz bu müteahhiti tali sorumlu ilan ettiniz? Bakın biz sadece yaşanan depremin trajedisini unutturmamak için çaba gösterirken bir taraftan da bu sorumluların hukuki ceza alması için, takip edilmesi için, neden bu felaketi yaşadığımız sorusunun cevabını bulmak için bu çabayı gösteriyoruz. Bunların tamamı bizim 53.537 insanımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Onun için asrın felaketi değil, bu asrın ihmalidir. Bir dernek kuruldu biliyorsunuz. Burada da bir çelişkiler yumağı var. Yüzlerce çocuğumuz kayıp. Yüzlerce 15, 16, 17 yaşında çocuklarımız kayıp. Bunların bir kısmı hastaneye girdiği kayıtlı ama nereye gittiği belli değil. Depremde kaybolmuş çocuklarla ilgili de bir açıklama yok. Onun için biz buna asrın ihmali diyoruz ve maalesef bu kafa, bu zihniyet olduğu sürece bu asrın ihmali bu ülkede yaşanmaya devam edecek. İstanbul bir başka deprem bölgesi ve İstanbul'la ilgili de çok ciddi bir felaket bizi bekliyor. Son 25-30 yıldır yapılması gerekenler yeterince yapılmadığı için bugün İstanbul'da 600 bin daire yani 60 bin konut, 3 milyona yakın yani her bir dairenin nüfusunu 5 kişi kabul ederseniz 3 milyona yakın vatandaşımız deprem riskiyle karşı karşıya. Bunu bertaraf etmek için belediyenin ve hükümetin el ele verip gerekli adımları atması lazım. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Ne merkezi hükümet, ne belediye, ne iktidar, ne belediye bırakın kentsel dönüşümü, bu deprem riskini azaltmayı, daha metroların isminin ne olacağı konusunda bile mutabık kalamıyor. İstanbul'u dolaşın.
Bazı yerlerde U, bazı yerlerde M görürsünüz. Bu kadar basit bir konuda bir araya gelemeyen bu iki kutuplu yapının İstanbul'u bir felaketten kurtaracağını iddia etmek en büyük tabiriyle çok büyük bir saflıktır. Biz onun için üçüncü yol dedik ve onun için bir alternatif olarak milletimizin önüne çıktık. Hür ve müstakil olarak hareket etme kararımızı aldık ve 31 Mart seçimlerine de bu şuurla, bu anlayışla gidiyoruz. Dediğim gibi birazdan biz bütün bu deprem felaketini yaşamamıza sebep olan bütün anlattığım konuların içerisinde bizler için en önemli bulduğumuz bir konuyu, ki bugün kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaydır, Sayın Murat Kurum'a uyguladığı bu imar affı ve imar barışıyla ilgili bu çerçeveli ettiğimiz tabloyu yollayacağız. Umarım buradan bir ders çıkarırlar, aynı hataların içerisine tekrar düşmezler ve milletimizi bir kez daha asrın felaketlerini, asrın ihmallerini yaşayacak durumla karşı karşıya bırakmazlar diyoruz. 6 Şubat 2023 yılında kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Çocuklarını kaybeden annelere, babalara bir an önce evlatlarına kavuşmalarını, akıbetlerini bulmaları için elimizden ne gelirse her türlü desteği vereceğimizi buradan bir kez daha iletmek istiyorum. Sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımızın da en kısa sürede huzura, refaha erişmesi için tüm bu konuların takipçisi olacağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Bunu şimdi postaya vereceğiz.